Şuna gel bakalım Yusuf'un videoyu bir daha atmış. Israrcı bir kardeşim. Görüyor musun Fatih ne yaptığını? Ne yaptım ya? Bak bir de soruyor ya. Birincisi partimi paramparça ettin. İkincisi babanın kemiklerini sızlattın. Üçüncüsü haritayı kırmızıya boyadın. Daha sayayım mı? Say say keyifli oluyor. Yok zaten bitti bu kadar. Ya saçmalıyorsun. Halk size gerekli cevabı sert verdi diye üzerime gelme. Fatih için İftara da bir oyları şey böldün ya. kalmadı Kardeşim şükür. asıl siz İstanbul'da Ankara'da aday gösterdiniz diye bizim oylarımız bölündü. Hala nasıl konuşuyorsunuz anlamadım. CHP'nin ekmeğine yağ sürdünüz. Sana ittifaktayken çok şey öğretmişiz Fatih ya. Bizim pederi devirmeden önce düşünecektin. Türkiye'de hararetli seçim gündemi. 2024 yerel seçimleri bitti ama bu sefer de sonuçlarından ötürü Türkiye'nin gündemine oturdu. Seçimin hiç şüphesiz kazanan iki partisi var. CHP ve YRP. Geriye kalan tüm partiler genel başkanları kızmayacaksa zortlamış durumda. Yani sonuçlar başta anket firmaları olmak üzere herkesi şoke etti. Ama dostlarım mevcut durum ilerleyen dönemlerde Türk siyasetinin resetlenmesine de yol açacaktır, onu baştan söyleyeyim. Yeni partiler kurulacak, yeni siyasi isimler gündeme damgasını vuracak. Eskiler de bir köşeye atılacak. En önemli kaybı yaşayan AK Parti yıllardır Erbakan çizgisiyle ANAP-DYP birleşiminin simgesi olarak, yani merkez sağ artı siyasal İslam'ın koalisyonuyla tahtında oturuyordu. %50'den fazla olan bu kitleyi bünyesinde barındıran AK Parti artık eskisi kadar güçlü değil ve içi boşaltılıyor. Şimdi tabloya baktığımızda Fatih Erbakan babasının öncüsü olduğu milli görüşü, kimilerine göre siyasal İslam, AK Parti'den devşirme konusunda başarılı oldu. Sonuçlar YRP'nin moralini tazeledi ve psikolojik eşiği aştılar. Fatih Erbakan YRP'si eğer başarısını korumaya devam ederse bunun sonucunda AK Parti artık sadece merkez sağcıların yöneleceği bir parti olur. Ama bana soracak olursanız bu pek mümkün değil. Neden değil be YK diyorsanız, gelin sizinle beraber önce seçim sonuçları, ondan sonra yeniden şekillenecek Türk siyasetine bir göz atalım. Tabii abone olmayı unutmazsanız. Seçimin birinci partisinden başlayalım. Yani AK Parti. Şaka yapıyorum lan, durun heyecan yapmayın. Evet, 1977 yılından beri ilk defa 47 yıl sonra CHP birinci parti olmayı başardı. Bu 2023 genel seçimlerinden sonra harika bir moral tazeleme seansı gibiydi. Muhalefet 21 yıllık iktidar karşısında ilk kez kesin bir zafer kazandı. Emin olun CHP bile bu üstünlük karşısında şaşkına döndü. Seçim coğrafi haritanın radikal bir şekilde değişmesine sebep oldu. Önceki haritaya baktığımızda seküler muhafazakar kutuplaşması... Arkadaşla muhabbet ettim hemen o akşam. Ben dedim bekliyor muydun böyle bir şey? Ulan diyor, değil, ben Özgür Özel bile beklemiyordur bu kadar diyor. Dedim doğru Çekilen valla. Kıyasla oldukça yumuşamıştı. İnsanlar eskiye kıyasla CHP'nin değil AK Parti'nin halktan koptuğu düşüncesiyle sandıklara gittiler. Gitmeyenler de aynı şeyi düşündü tabii ki. CHP sadece kıyılardan içeriye doğru değil, neredeyse bütün Anadolu'da, kazanamadıkları yerlerde dahi güçlü bir varlık göstermişlerdir. AKP'nin kalesi sayılacak olan Adıyaman ise CHP'yi seçerek seçimin sembolik şehri oldu. Özellikle İmamoğlu ve Yavaş gibi popüler isimler ise aldıkları oy oranlarından ötürü artık çok daha güçlüler. Yani bu oranlar onların 2028 seçimlerinde potansiyel cumhurbaşkanı adayı olmalarının da bir senede ayrıca. Zira İmamoğlu ve Yavaş kazandığı seçimle beraber Türkiye'de Erdoğan'dan iktidarı devir alabilecek bir lider var mıdır sorularına da kesin bir şekilde cevap olmuştur. Her iki aday da mevcut statülerini koruyarak görünmeye ve gündemde kalmaya devam edecektir. Sana güle güle adamım. Sadece il bazında hatta değil, hatta daha da de güçlüler CHP bence artık geçmiş AKP ve MHP oylarıyla ya. Reddedildi gibi klasik cümleler duymayacak. Yani belediye meselesinde AK Parti artık ana muhalefet lideri konumunda. Cumhuriyet Halk Partisi bugün neredeyse Türkiye'nin ekonomisinin yarısından fazlasına tekabül eden şehirlerin yönetimini elinde tutuyor. Bu da AK Parti'nin otoritesini kısıtlamak anlamına geliyor. Hatay meselesi ise bambaşka bir konu. Lütfü Savaş denilen herife tepki gösterilmesine rağmen CHP adayında ısrar etti. Bu da akıllara acaba CHP Hatay'ı kendi eliyle mi verdi sorularının sorulmasına sebep oldu. Enkaz altında kalan ah ne ve vardı şu adamı bir değiştirseydiniz. O kadar koymaz değil mi Özgür abi? Bütün o bunlara kadar rağmen millet CHP'nin bas birinci bas olması bağırdı kafa yani. Karıştırdı. Kimilerine göre CHP kazanmadı, AK Parti kaybetti. Muhalefet ise bu seferki genel seçimlere önceki gibi zafer sarhoşluğuyla gitmeyeceğini beyan ederek kamuoyuyla uyumlu olacağını belirtti. Yani önümüzdeki 4 yıl boyunca muhalif kitle genel seçimi kazanma hayaliyle yanıp tutuşacak. Tabii erken seçim olmazsa. Seçimin ikinci partisi AK Parti'ye bakalım. Aynen dostlarım, alışık olmadığınız bir tablo, ancak AK Parti kurulduğu 2001'den beri ilk defa ikinci parti konumuna düştü. AK Parti'nin seçimin mağlubu olması bütün dengeleri değiştirdi. Sayın Cumhurbaşkanım, sen seçimden sonra ödediğimiz vergilere ek vergi istersen, ara zam yaparak enflasyonun yükselmesine sebep olursan, emekliye 3 kuruş para verirsen, asgari ücretlinin kira ödemesini zorlaştırırsan, bu halk da sandıkta sana gerekli cevabı verir. Ne demişti Süleyman Demirel? Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur. Evet, sonuçlar AK Parti için soğuk duş etkisi yarattı. Artık anlaşılmıştı ki AK Parti Erdoğan'sız hiçbir şey. Ayrıca Erdoğan'ın sürekli dillendirdiği... Ya bu şeyden beri Erdoğan'ın işte diğer işte Abdullah Gül vesaire gibi isimleri tasfiyesinden sonra zaten çok belliydi ki hani AKP diye bir şey var ama şu anki olduğundan çok 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 daha küçük bir yapı. Asıl oranın taşı, oraya işte onlara göre anlam katan, güç veren adam Erdoğan. Yani bugün AKP olmasın, şey Erdoğan olmasın, AKP'nin ne olacağını değil mi? Yani otursan 3 yıl falan konuşursun. Şu mu dağılacak, bu mu dağılacak, bu mu gelecek, şu mu gelecek? Yani AKP, işte şey Erdoğan'ın bir şeyi olsa bile,
ardılı ve onu işaret etse bile hepsi arkasında durmayacak belki de. Buradaki asıl güç aslında evet dediği gibi çok uzunca süredir Erdoğan. Yeni anayasa hayalleri de bu seçimle birlikte suya düşmüştür. Erdoğan seçimin kaybını kabul ederek bunun bitiş değil aslında bir dönüm noktası olduğunu ve sonuca saygı duyacağını söyledi. Sonuç olarak AK Parti inanılmaz bir prestij kaybetti. Buna en çok kimler üzüldü diyecek olursanız birincisi tabii ki de Erdoğan, ikincisi de dostlarım Kemal Kılıçdaroğlu. Aynen abartmıyorum. Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerde başarısızlığa uğrayıp yeniden kurultayda partinin başına gelmek istiyordu. Ancak sonuçlar ile siyasi kariyeri de sonlanmış oldu. Tabii yeniden Cumhuriyet Halk Partisi adında bir parti kurması. Şimdi Yusuf Kayalp'i yıllardır kripto AKP olmakta suçlayan bu KK gönüllüleri en âlâ AK Partili değil mi dostlarım? Lütfen kararı siz verin. Ah, kripto mu dedim? O zaman sponsor zamanı. 10 dolar işlem bakiyesi kazanmak ister miydiniz? Size evet. Vereceğim 3. ama seçimin 2. galibi olan yeniden Refah'a bakalım şimdi. Refah tıpkı 94 yerel seçimlerindeki gibi 3. parti olmayı başardı. Yani AK Parti'nin parçalanmasıyla yeniden birlikte Türkiye acaba 90'lardaki siyasi parti konjektürüne geri mi dönüyor? Yeni bir Erbakanımız zaten artık var. Yeniden bir demir elde olacaktır elbette. İyi Parti merkez sağdaki boşluğu dolduramadığına göre yeni bir parti ve yeni bir Demirel yakında piyasaya çıkacaktır. Kimilerine göre bu boşluğu Yavuz Ağaralioğlu dolduracak. Abi Yavuz Ağaralioğlu'ndan nasıl Demirel çıkartacağız ya? O kadar da değil be kardeşim. Bunu yapamayız arkadaşlar, ben söyleyeyim size. Siyaseten ya, adamların fikirleri bakımından ya da Türk milleti yeni bir battal gazi yaratacak. Sol rüzgar CHP çatısı altında birleşmeye devam ediyor. Öyle milliyetçiler mi ise olur? Ayrı ayrı takıldıkları için her biri yumruğu sandıkta yedi. İşte bu mevcut tablodan dolayı Türk siyaseti yeniden şekillenecek gibi. Deva, Gelecek ve Saadet gibi partiler ise AK Parti'den sonra boşalacak siyasi zemini doldurmak isterken bunu YRP'ye kaptırdılar. YRP bomba bir girişle AKP'nin doğudaki kalesi olan Şanlıurfa'yı kazandı. Bunun dışında Yozgat ile beraber 39 ilçe ve 19 belde kazanan YRP seçimin en sürpriz partisi oldu. Fatih Erbakan çok akıllıca bir seçim kampanyasıyla bugünlere kadar geldi. Özellikle Erdoğan'ın oylarımıza göz dikti suçlamalarına karşı argüman sunan Erbakan, madem sizi desteklememizi istiyorsunuz, o zaman İsrail'le olan ticareti kesin, emekliye %100 zam yapın ve İsrail'in İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya Kürecik'te kurulan radar üssünü kapatın. Biz bu daha... arada Erbakan'ın bu çıkışları, özellikle İsrail-Filistin çıkışı sizde, bizde vesaire karşılık bulmasa dahi AKP'nin, ya bu popülist adımlar AKP'nin İslamcı kanadında karşılık bulmuş, buluyor da. Ben bir de bir iki gündür fikri bu yönde olan tanıdıklarla da şöyle bir ufak konuştum. Hani sizin mahallede nasıl esiyor rüzgar gibisinden nacizane. Yani adam harbiden işe yaratmış bu işi. Ve bu konuda AKP'den çok daha radikaller. O yüzden o daha İslamcı kanadın hoşuna gidiyor. Adayımızı geri çekelim dedi. Erbakan bu istekleriyle hem AK Parti seçmenine yol açmış hem de adaylığı konusunda elini güçlendirmişti. Erbakan'ın romantik sözleri eski milli görüş kanadını etkilemiş ve nihayetinde YRP'ye akın akın oy akışı olmuştur. Seçim sonuçlarıyla ilgili ise Fatih Erbakan, yolunu kaybetmiş vefasızlara en güzel dersi sandıkta verdik. Bu seçimler her türlü çirkin iftiraya rağmen 1969 yılında çekilen besmelerin bereketinin halen daha üzerimizde olduğunu açıkça gösteriyor. Bu sonuç milli görüşün sadece ayak sesleridir. Yeniden Refah Partisi seçimin tartışması şampiyonu olmuştur. Milletimiz iktidar partisine sarı Mustafa kart göstermiştir. Artık selam. Çare var, artık umut var, artık milli görüş var, artık yeniden refah var. İşte gör Erbakan'ı Temel, gör. Bak herifler kaç ayda neler yaptılar. Sen ise birlik döneminde bu gerçeği göremeyecek kadar yaşlısın. Muhalifler ise Erbakan'ı bazı yerlerde AKP'nin oylarını böldüğü gerekçesiyle kahraman ilan etti. Evet, YDP olmasaydı belki AK Parti yani bugün halen birinci parti olabilirdi. Evet. Muhalif seçmenler sanki halk 180 derece dönmüş gibi. Ama buna kahraman gözüyle bakmayacaksın. Ha, işimize yaradı. Faydacı bir bakış açısıyla işimize yaradı diyeceksin, geçeceksin sevgili kardeşim, dostum. Yani hani makarasını, editleri vesaire, hadi onları da anlıyorum da böyle harbiden böyle övmeye çalışan falan, abi saçmalamayın, kendinize gelin. Yarın bir gün bak, aman Allah muhafaza, çok ağlarsınız ondan sonra. Makaranı yapacaksan geç önüne bak, devam et. Seviliyorlar. Halbuki AK Parti ülkenin rezil durumuna rağmen %35'te muhalefetin tam ensesinde duruyor. Yahu Erbakan, sen nasıl böyle oldun ha? Mübarek bizim bu başarı babadan geliyor. Siz olun, babanızı iyi seçin. Benim babam çiftçi adamdı. Ben köye gideyim bari. Benim pederi ne yapmıştı ya? Yeniden Refah Partisi bu ivmeyle işine devam ederse büyük ihtimalle bir sonraki genel seçimlerde ya iktidar ortağı olur ya da ana muhalefet lideri olur. Yani Erdoğan'dan sonraki Türk siyasetinde emin olabilirsin Erbakan. Sana da okkalı altından yapılma bir koltuk var. Seçimin tabii en başarısız yani partilerine çok göz erken atacak olursak. Ben bir şey diyemiyorum bu konuda. 4-5 sene sonrası için yorum yapmak için çok erken.
Hani şu olur, yeniden refah, bu olur, yeniden refah falan gibi bir yorum yapabilmek için. Elinde ciddi bir güç var. İki belediyeyle fırsat da var. Yine burada CHP için söylediğimiz onlar için de geçerli. Hani belediyecilikleri iyi giderse partinin namını ve partiye katılan insanların sayısını arttırabilirler. Öteki taraftan da yine bu İslamcı kanatta yani AKP'den rahatsız oldukları şeyleri kaşırlarsa yine oradan da oy çekeceklerdir. Bir yükseliş trendi bekleniyor ama tabii bekleyip görmek. Tık tık Bak, tık. bizden mi bahsediyor Sayın Babacan? Yok ya, bahsedilecek tipler miyiz Ahmet'im? Ya ben ülkede başbakanlık yaptım kardeşim. Sayın Bir Başbakanım. konuşursan var ya. Evet, deva ve gelecekten başlamak. Ya oğlum, şu oy oranıyla herifler vekil çıkardı. Ya senin ulan Kılıçdaroğlu. Zafer Partisi de oy oranlarını bir nevi korudu ama kamuoyunun yükselme tahmininin gerisinde kalarak neredeyse yerinde saydı. MHP belediye kazanmış olsa da oylarını kaybetmekten geri durmadı. Memleket Partisi zaten artık kepenkleri kapatıp evine çekilebilir. Zira ne yazık ki Türk siyasetinde para olmazsa partinizin hiçbir önemi yok. DEM Partisi de ilk defa seçmenlerini ikna edemedi ve üçüncülüğü bu seçimde milli görüşçülere kaptırdı. Seçimin en başarısızı AK Memleket Parti'yi total yüzde saymazsak... kaçtı? Dur bakalım. Ben ona bakmadım. Hatırlamıyorum yani. Şimdi sonuçları. 2024. 0.17 mi? 0.17. Eyvallah. Teşekkür ederim Tabii ki İyi chatim. Parti Allah razı olacaktır. Parti bu seçimde tamı tamına olsun. 3.604.731 oy kaybetti. Meral abla artık siyasetten Oh. anlamayacak kadar yaşlandığın için sosyoloji ne demek onu hiç bilmiyor. Bu yüzden yakın zamanda Herhalde partisinden istifa bırakacaktır edecek. görevi Yıllardır artık. merkez sağa doldurma hayaliyle yanıp tutuşan Meral başarılı olamadı. İyi Parti milletvekilleri ise yeni yağlı kapı aramak için sıraya girse hiç şaşırmayın dostlarım. İşte böyle. Bir seçim daha geldi gitti. Muhalefet iktidara çok sert bir tokat attı ve tenceremiz boş dedi. 31 Mart'ta yaşananlar artık yıllar boyunca Türkiye siyasetine yön verecek. Ufak bir özette geçmiş olmuş Yusuf. Ağzına sağlık. Çizim tekniği bu, yakınlaşma uzaklaşma daha güzel olmuş bu. Sandığa gitmeyenler gerçekten AK Parti tabanı mı? Bilmem. Bütün datayı bir ön ya şöyle bütün datayı önüne döküp incelesen bile tahminde bulunursun. Hani daha tutarlı bir tahmin olur ama evet yani oradan bir şeyler çıkartabilirsin ama şu an dediğim gibi bütün datayı önüne dökmen lazım. Kim vermiş, kim vermemiş, nerede ne kadar oy verilmiş, nerede ne kadar verilmemiş, geçen seçim yüzde kaçmış katılım, şu an yüzde kaç, o bölgede AKP mi güçlü, CHP mi güçlü? Teker gerekiyorsa belde falan ayırman, o detaylı harbiden bir şey lazım. Yani Twitter'da yazıyor millet işte şu yüzden, bu yüzden falan diye de yani. İncelenmeden. AKP'den başka partiye geçenler yine de RT'ye oy verir mi? Veren illaki olacaktır. Yani hatta ben bizzat ya biliyorum bu seçimde AKP'ye oy vermeyip muhalefete oy verip yarın genel seçim olsun Erdoğan'a oy basacak adam tanıyorum ben. Bak hani %100 eminim. Biliyorum adı kendi ağzıyla falan söylüyor yani gider basar. Öyle insanlar var. Ama hani bunlar işte toplumun ne kadarını oluşturuyor. Şimdi senin buradaki yapacağın icraatlarla, değil mi? Belediyelerde yapacağın icraatlarla o insanları kendine çekmen lazım. Belki 5 yıl fikrin değişmesi için yani iyi bir performans sergilersen gayet kafi bir süre aslında.